Geleceğin sınıfı hakkında konuşacağız aslında. Duyurumuzu Web 2 araçları olarak yaptık ama bu webinar teker teker web araçlarının işte buradan girersiniz, buradan çıkarsınız böyle birebir öğretileceği bir webinar olmayacak. Öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. Daha çok geleceğin sınıfından, sınıftaki öğrenme alanlarından, bu alanlarda yer alan eşyalardan, yani bizim eğer böyle bir sınıf kurmaya karar verirsek edinmemiz gerekebilecek bazı eşyalardan ve en önemlisi aslında üzerinde duracağımız şey böyle bir sınıfta nasıl ders işleyebiliriz, ne gibi etkinlikler yapabiliriz ve bu etkinlikleri yaparken nasıl araçlar kullanabiliriz? Bu noktada web araçlarına değineceğiz. Hemen yavaş yavaş ilerleyelim. Neler konuşacağımız, evet, burada aslında varmış. Ben hemen tekrarlayayım yeni gelen arkadaşlar için de. Öncelikle eğitimde teknoloji entegrasyonu ile ilgili bir modelden kısacık bahsedeceğiz. Summer modeli. Sonra bahsedeceğim gibi sınıfımızın kendinden, bu geleceğin sınıfı nasıl, nelerden oluşuyor, bunlardan konuşacağız. Web araçlarımız var ve en sonunda da etkinlik örnekleri olacak. Şu an burada eTwinner öğretmen arkadaşlarım var. FCL sınıfı olan öğretmenlerimiz var ve ilk kez bir webinara katılmış olan öğretmen arkadaşlarımız da var. Öncelikle ilk webinara olanları aslında kutlayalım ve onlara ailemize hoş geldiniz diyelim. Beni de ilk kez dinleyecek olan arkadaşlarımız için konuşacağımız bunlardan bahsedecek olan eğitmen kimdir? Bundan bahsedeyim. Lamia Büşra Yeşil. Ben de Ankara'da çalışıyorum. İngilizce öğretmeniyim. Keçi öğrendiğim. FCL elçisiyim aynı zamanda. Bir elçi olarak şu an bu webinarı yapıyorum. E-Twinning projelerinde 2013 yılından beri çalışıyorum. İçerik geliştirme ekibi üyesi olarak eTwinning Online EBA'da yayınladığım kurslarım var. Birazdan bahsedeceğimiz Summer modeli ile ilgili de detaylı bilgilerin olduğu bir kurs çok yakında yayınlanacak. Ben çok kısa şimdi bir giriş amacıyla bahsedeceğim. Daha sonra sistem biraz kendine gelip sertifikası yüklendikten sonra detayları eğer merak ediyorsanız buradan da alabileceksiniz. Aynı zamanda TEACHUP eğer projesinde siz de çalışıyorsanız orada kişisel eğitmenlerden birisiyim. Belki bu vesileyle de orada da çalışma imkanımız olur beraber. Ve teknoloji entegrasyonu diyelim. Sınıfımızla ilgili konulara giriş yapmadan önce. Bu Summer modeli nedir? Nereden çıkmıştır? Daha önce yoktu. Yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Amerikalı bir araştırmacı, Doktor Ruben Puendetura tarafından ortaya atılmış bir model. Tam olarak biz dersinde teknolojiyi kullanan öğretmenler için yol gösteren bir örnek. Şu an biz neler yapıyoruz? Biz teknolojiyi kullanarak bir şeyler yapıyoruz ama acaba bu bizim yaptığımız etkinlikler pedagojik bir metoda göre hangi basamakta yer alıyor? Toplumu iyi kullanıyoruz, eğitimi gerçekten dönüştüren bir etkinlik mi yapıyoruz? Yoksa sadece bir iki ufak dokunuş mu yapıyoruz derslerimize? Bunun farkına varmamızı sağlaması açısından bizim için çok önemli. Geleceğin sınıfı da zaten teknolojiyi içine alan bir sınıf olduğu için birbirleriyle çok iç içe olduklarını düşünüyorum ve o yüzden bu konuyla başlamak istedim. Çok kısa hemen bahsedeceğim. Dört basamak ama iki bölümden oluşuyor. S ve A basamakları eğitimde ufak bir değişiklik, yani azıcık geliştirmek anlamında kullanılmış. M ve R basamakları ise dönüştürmek için kullanılmış. Diyor ki S basamağı eğitimde teknolojiyi kullanırken sadece yerine koyuyorsun. Şu örneği vereyim mesela. Bir şeyi yazarken kağıda yazdığımız yerin mesela Word'e yazmak. Bu internette çok sık kullanılan bir örnek. Bir şeyi traditional ya yani geleneksel olarak yapmak yerine dijitalde yaptığınızı öne sürdüğünüzde diyor ki aslında sen bir şeyi sadece yerine koydun. Şöyle düşünelim. Özellikle eğitimin öğretmenlerim çok iyi biliyorlardır. İlk proje başladığı zaman bir harita üzerinde bütün proje ortakları kendilerinin hangi şehirden katıldıklarını işaretlerlerdi. Z-Maps aracıyla bunu hepiniz büyük ihtimal yapmışsınızdır. Evet, bu Z-Maps ben ilk yapmaya başladığım zamanlar işte herkes ortaklaşa haritaya işaret koyuyor. Çok güzel bir etkinlik yaptığımı düşünmüştüm açıkçası. Ve şimdi bu model bize söylüyor ki aslında haritaya işaretlemek yerine sen eğer sadece bunu dijitalde işaretliyorsan bir şeyin yani kağıttaki olan bir şeyi bilgisayarın ekranına koydun ve sadece yerine koydun. Bu birinci basamak teknoloji entegrasyonunda. Çok büyük bir değişiklik yok eğitim konusunda.
A basamağına geldiğimizde geliştirme. Şimdi bu Z-Maps etkinliğinden devam edecek olursam, mesela bu yaptığım, işaretlediğim şeyin üzerine bir resim eklersem birazcık daha bunu geliştirmiş oluyorum. Dersle ilgili, mesela FCL sınıfındaki bir derse aynı örneği vermeye çalışırsam, bir kitap okudular diyelim. Kitabı dijitalde mi okumaları gerek? Yaptığım her etkinliği, benim aslında geleneksel kağıdı kitabı bırakıp her şeyi dijitalde mi yapmam lazım teknoloji entegrasyonu için? Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Kitaplarını normal okumaları gerekiyor. Kitabı okuduktan sonra yaptıkları etkinlikleri ben derecelendireceğim böyle bir modelle. Kitapta geçen şehirleri, ülkeleri yine bir harita üzerinde işaretliyorlarsa şimdi yerine koydular. Birinci basamakta. Sonra bu ülkelerle ilgili dediğim gibi bir resim koyabilirler ya da küçük bir yorum yapabilirlerse o zaman biraz geliştirmiş oldular. Şimdi eğitimi biraz değiştireyim. Yani modification dediği üçüncü basamağa geleyim. Yükselteyim teknolojiye entegrasyonumu. Şunu yapmam lazım. Eğer bir hikaye ise bu, öğrenciler ikili gruplar halinde, daha farklı, fazla sayıda olabilir. Bu ülkeler hakkında küçük bir sayfalık slide üzerinde beraber bir sunum hazırlarlarsa, yani okudukları şeyi kendileri yorumlayıp bir şeyler yaparlarsa, ki etkinlikte bunu çok yapıyorlar, o zaman modifiye etmiş oldum. Yani eğitimi biraz değiştirmiş oldum. Kartona yaptıkları sunumları şimdi dijitalde yapmış oldular ve işbirlikçi yaptılar. İşin içine işbirliği geldiği zaman ben üçüncü basamakta teknolojiyi entegre ettim. Bunu son basamağa çıkarmak için ne yapmam lazım? Mesela okudukları bu kitabın yazarıyla Skype üzerinden bir canlı bağlantı kurarsam, daha önce yani teknolojiyi kullanmadan önce yapılması imkansız olan bir aktiviteyi yaptıysam, o zaman da işte eğitimi yeniden tanımladım ve teknoloji entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdim demektir. Bu model tıpkı öğrenme alanları gibi bizim etkinliklerimizi nasıl dönüştürebileceğimiz, nasıl bir üst seviyeye çıkarabileceğimizle ilgili bize yol göstermek için yapılmış. Ve siz de kendi etkinliklerinizin hangi aşamada olduğunu bu model sayesinde okuyarak, ya hangi basamakta ben ne yapmışım, bunu yükseltmek, daha da arttırmak için ne yapmam gerekir diye faydalanabilirsiniz. Şimdi daha da ilerlemeden önce sizinle bir link paylaşacağım. Şu an ki sizin teknoloji entegrasyonunda hangi seviyede olduğumuzu bazı örneklerle grup içinde tespit edebilmeniz için. Bu bir dotstorming linki. Daha önce hiç kullanmayan arkadaşım varsa chat kısmından linki şu an kopyaladım, size yolladım. Adınızı yazarak Padlet gibi aslında bir dijital pano, içine girip yorum yazabilirsiniz, oylayabilirsiniz. 3 oy verme hakkınız var. Siz sınıfınızda şu an sadece mesela video mu kullanıyorsunuz? Ya da onun öğrencileriniz için çevrimiçi materyallerden alıştırmalar hazırlıyor musunuz? Ya da çevrimiçi kitap kullanıyor musunuz? Web aracı kullanıyor musunuz? Bu yorumların hepsini ben yazdım. Siz bu yorumlara oy verebilir ya da kendi kullanımınızı da yazabilirsiniz. Burada genel olarak öğretmenlerin eğilimlerini ortaya çıkarmış olabiliriz böyle bir uygulamayla. Belki sizin de aklınıza gelmeyen bir etkinliği buradan bulma şansınız var. Siz bununla ilgilenirken, bunun için ben hani ekstra zaman vermeyeceğim, buna bakıp katkıda bulunabilirsiniz. Biz geleceğin sınıfının, FCL'nin kitaptaki tanımıyla asıl konumuza başlamış olalım. Diyor ki, kitabı açtığınızda dergileri, kitapları, internet sayfalarını, ters düz edilmiş sınıf, işbirliğine dayalı öğrenme, proje temelli, senaryo tabanlı öğrenme gibi bu yeni trendler, yeni kullanılmaya başlanmış olan öğretim metotları, esnekliğe ve hareket edilmesine de izin vermeyi gerektiği için sınıf düzeninde değişiklikler yapılması gerekiyordu. Ve Future Classroom Lab dediğimiz geleceğin sınıfı da bu değişen stilleri desteklemek için geleneksel dersliklerin yenilenmesini ve yeniden düzenlenmesini de görselleştirmek için oluşturulmuş. Yani aslında vurguladığımız şey yenilikçilik bunu yaparken. Öğrenme aktivitelerini ihtiyacımıza göre şekillendirmek için böyle bir sınıf oluşturalım demişler. Sadece mobilyaların esnek olması, güzel olması, harekete izin vermesi tabii ki bizler için yeterli değil. Sınıfınızı dünyanın en güzel sınıfı olarak da yapsanız, içinde eğer uygun pedagojiyi kullanmıyorsanız, o zaman çok faydalı olmayacak bizler için, takdir edersiniz ki. Bunu yaparken, yani eşyaları düzenlerken
iyi bir tasarım yaparken tabii ki bunun içinde de teknolojiyi entegre ettiğimizde öğrencilerin öğrenmesini geliştirmiş oluyoruz. İşte şu an geleceğin sınıfının krokisini görmektesiniz. Bu krokiyi ilk baktığım zaman benim gerçekten çok kafam karışmıştı. Benim kurmam zaten mümkün değil diye düşünmüştüm. Çok büyük bir alan, orada bir şeyler var. Oradan oraya gidiyorsunuz. Yani mesela şurada oturan bir öğrenci, bakın şuraya çizebiliyor muyum şu an? Emin değilim ama kaleme geçersem sanırım çizebileceğim. Şuradan şuraya gitmek çok büyük bir zaman gerektirecek. Hatta ben Sümeyye hocamla da paylaşmıştım. Bir alandan diğerine giderken böyle çantalarını sırtlarına takıp böyle haldır haldır oraya taşınacaklarmış gibi hayal etmiştim. Halbuki kesinlikle böyle bir şey yokmuş. Ben de gidip bu sınıfı gördükten sonra aslında çok basit bir tasarım olduğunu anladım. Şurada duran bir öğrenci, şurada şöyle yamuk kafalı olan öğrenci burada durduğu zaman aslında bütün alanlara erişimi var. Şu üretim alanı sadece mesela 3 tane bilgisayarın olduğu bir alan ama arkasını döndüğü zaman şu masalarda da, şu masa görünen yerlerde de bilgisayarlar var. Ya ben bir şey üreteceksem illa gidip de bu köşede bir şey üretmem gerekmiyor. Öğrenci kendini nerede rahat hissediyorsa, aslında neresi on boşsa gidip orada çalışma şansı var. İlla işte dediğim gibi arkasını dönüp o alana gidip de bir şey yapması gerekmiyor. Bir de şu etkileşim alanı, şu çıkıntının ne olduğunu mesela ben Kroki'den bakınca hiç anlamamıştım. Şimdi tarif edebilirim. Bu sınıf aslında şu içerisi. Bu biraz da eski bir kroki. Şurada bir tane yuvarlak masa var ya şurası. Ondan bir sürü var şu an. Bu kapıdan dışarı çıkıp, yani sınıfı aslında bu sınıfı terk edip, buradan yeni bir sınıfa giriyorsunuz. Ve etkileşim alanı dediği yer burası. Detaylı olarak birazdan anlatacağım. Burası geleneksel bir sınıf. Ama küçük küçük şu aletleri görüyorsanız, burada da yine teknolojik araçlarla geleneksel sınıfı desteklemişler. Şimdi buradan çıkalım. Diğer asılını göstereceğim. Gerçeğini göstereceğim Kroki'den sonra. Şu masaya dikkat çekeceğim. Ortadaki masaya. Yanda da tekrar çizeyim. Şurada benim en sevdiğim şey şuydu. Burada tribünler var. Basamaklar, merdivenler. Sunum yapan öğrencileri buraya çıkıp izleme şansları var. Çok eğlenceliydi. Tribün olması sınıfta. Benim hiç daha önce hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Ve şimdi asıl sınıfa geldik. O biraz önce gördüğünüz alan, bakın yuvarlak masa sağdaki resimde. İki tane yeşil basamak direkt içeler. Yani birbirinden çok uzak gibi duruyor ama aslında dediğim gibi ayakta durduğunuzda her şeye erişim şansınız var. Çok aşırı büyük bir alan değil. Ve bütün o alanlar sadece arkalarda ve köşelerde dizayn edilmiş. Ortası boş, sizin ders işlediğiniz geleneksel sınıf aslında. Sadece mobilyalar çıkartılan mobilyalar, yani dolaşım imkanı veren mobilyalar. Hani o yüzden de işte hani asla kuramayacağımız, işte bizde olamaz diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil ki ya o eşyaları biz satın alamasak bile ve böyle bir sınıfımız olmasa bile bu bahsedeceğimiz alanlar bizim için kılavuz olacaklar ve biz kendi proje etkinliklerimizi de kendi derslerimizi de bu alanlarda bize öğrettiği şekilde tasarlama şansına sahibiz şu an. Çünkü bu bize öğretmek için aslında alanlar var. İlham olması için tasarlanmışlar. Okul öncesine de uygun. Tabii ki uygun. Göreceksiniz zaten şimdi okul öncesi setleri var. Ortada hemen resimlerden anlatayım. İşte bu masalar yuvarlak. Sağdaki ve soldaki aynı. Yuvarlak da olabiliyor. Ayrılabiliyor da. Ortadaki gördüğünüz şey yuvarlak. Onu ben çok beğenmiştim. Özellikle sizinle paylaşmak istedim. Bu bir kamera. Bunu fotoğrafını daha yakından çekme şansım olmadı maalesef. Dediler ki bir sınıf öğretmeni, yani herhangi bir öğretmen sınıfa girdiği zaman kapıyı arkasından kapatır ve aslında öğrencilerle baş başa kalır. Sınıfın kapısını dünyaya kapatır. Ama geleceğin sınıfı tam tersine kapılarını dünyaya açmak için tasarlanmış. Bu kamera 360 derece sınıfı ve dersi kaydediyor. Yani herhangi bir insanın elini alıp telefonunu ya da kamerasını kaydedemeyeceği şekilde bir teknolojiyle yapılmış. Tüm dersi kaydettikten sonra öğretmenler bu dersin tamamını bir platforma, YouTube gibi açık olmayan kapalı bir platforma yüklüyorlar ve diğer öğretmenler bu dersi izleyip geri bildirimde bulunuyorlarmış. Dersi nasıl daha iyi işleyebilirdi, daha başka neler yapabilirdi, birbirlerinden izleyip öğrenmeleri düşünülmüş.
Ben çok beğenmiştim gerçekten. O yüzden burada paylaşmak istedim. Gerçekten güzel. Şimdi üretim alanının birinci alanla başlayalım. Aslında birinci alan demek yanlış. Çünkü altı alan var ama bu alanların bir sırası yok. Yani bu alanla başlayacaksın. Oradan buraya gitmek zorundasın. Sonra bunu yapacaksın. Kesinlikle yok. Kafanız karışmasın. Tamamen özgür. Projelerde hep ben ATV'nin hani özgürlüğünden bahsediyorum ya. Bu sınıfta da çok özgürsünüz ve siz dersi nasıl tasarlayacaksanız öğrenciler de o alana göre yönlenebilirler. Altı alanın altısını da kullanmak zorunda da değilsiniz. Üretim alanı köşede, o köşe işaretlediğim yuvarlak içine aldığım çok küçük bir alan. Ekranda zaten iki yazıcı, bir bilgisayar görüyorsunuz. Döndüğünüzde duvara, duvarda tahta var. Ve diğer köşede yine iki tane bilgisayar var. Üretim alanı dedikleri şey bu kadar. Şimdi ne yapalım? Üretim alanı adı üstünde. Yani öğrencilerin bir şeyler üretmesini sağlayacağız. O zaman şimdi şunu sorayım. Şimdi bütün yani branşla ilgili olmasın, herkesi ilgilendirsin. Mesela bir yeni yıl etkinliği düzenleyeceksiniz. Tamam, sınıfımızda. Yani geleceğin sınıf olsun olmasın. Böyle bilgisayarlar olsun olmasın. Bu yeni yıl etkinliği ile ilgili neler yaparsınız? Mesela kart eminim ki yapmışsınızdır. Öğrencileriniz yılbaşı kartı ürettiler mi? Yeni yıllarını kutladılar mı? Tabii ki kutladılar. Peki, üretim alanında bir şey üretmek, mesela bir kart üretmek, bir branşla ilgili olmaması için bu örneği veriyorum. Bizim etkinliğimizin giriş etkinliği midir, sonuç etkinliği midir? Evet, kart ya dijital kart da olabilir. Genelde çıktı. Sonuç etkinliği olarak yapıyoruz bunu, değil mi? Yani ben de öyle yapıyordum. Evet, yani yapıyoruz. Kart yapıyoruz. Yolluyoruz. Gitti. Birbirimize gönderiyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir sınıfınız var. Girdiniz. Ürettiler. Tek bir alan kullandınız. O yüzden bu alanı başa aldım. Çünkü eğer bir şeyi en başta üretirsem, evet bir şeyi girişte yaparsam, benim bunu geliştirmek için daha alt, ya 5 artı alanım daha var. 5 şekilde daha ben bu etkinliği geliştirebilirim. Tamam, ürettiler ama ürettikten sonra mesela öğrencilerin birbiriyle etkileşime geçeyim. İkinci bir alan kullanayım. Etkileşimle ilgili mesela oylasınlar. En güzeli hangisi oldu mesela. Sonra bu iyi dileklerini anlattıkları mesela videolarını kaydedelim. Ya da işte bir şekilde avatarlarıyla ilgili sunum yapsınlar. Çıksınlar, sunum alanını kullanayım. Üçüncü alanım bu olsun. Sonra bunlarla yani işbirliği içinde oynayabilecekleri bir oyun tasarlayalım. Yeni yılla ilgili ya da yeni yıl kelimeleriyle ilgili. Puzzle'lar olsun. Herhangi bir konuyla ilgili. Yani onlara oyun oynattığım zaman bu sefer işbirliği alanını kullanmış oldum. Sonra evet, yani puzzle bile yaptırabilirsiniz. Herhangi bir şey. Araştırma alanına geçeyim mesela. Araştırma alanı bana diyor ki disiplinler arası bir çalışmalar yap. Ne yapabilirim? Mesela şu hani Kanaviçe gibi olan mozaik çalışmalar vardı ya kodlamayla ilgili. Mesela ben bir çam ağacı yaptırayım, bir şey yaptırayım. Ya kodlamaya giriş yaptırayım bu yeni yıl etkinliği boyunca. Ve en son işte eğer geri bildirimlerini de alırsam 6 alanımı birden kullanmış olurum. Ve bu yeni yıl etkinliğini hem geleceğin sınıfına uygun bir şekilde hem de eğer bu bir proje etkinliği ise bunu bir proje çalışmasına dönüştürmüş olarak zenginleştirerek kullanmış olurum. Ve üretmiş olurum. Evet. Süre konusu, süre tamamen size ait. Yani ne kadar ayırabilirseniz, yani 2 saatte de bitirebilecek şekilde hızlandırabilirsiniz. Basit basit etkinlikler yaptırabilirsiniz. Gruplar halinde dönüşümlü olarak yaptırabilirsiniz. Yani gezerler öğrenciler. Mesela birisi şey yaparken, kodlama yaparken diğeri bilgisayarda çalışır. Diğerlerinin çalışması bittiyse mesela onlar sunuma geçer. Bir yandan kaydederler, bloğa izlerler, atarlar, bloktan izlersiniz vesaire. Böyle hızlı bir şekilde 2 ders saatinde ben de aradan çıkabileceğini düşünüyorum eğer böyle bir etkinlik yapacaksanız. Ve ya diğer tüm branşlar için saydığım sıralamanın bir gerçek sıralama olmamakla beraber hem projelerde hem de ders etkinliklerinde bu tip şeyleri kullanarak da teknolojiyle ilgili bir şeyler yapmış olabiliyoruz. Şimdi ilerleyelim kitap tanımlarına yine biraz bakalım. Ne diyor? Kendi çalışmalarını planlamaları, tasarlamaları ve üretmeleri için hayal güçlerini kullanabilecekleri bir alan. Tabii ki proje temelli çalışmalar burada.
takım çalışmalarını yeni dahil edebilirim. İlla ki takım içinde çalışacaklar diye işbirliği alanına gitmelerine gerek yok. En başında bahsettiğimiz gibi. İşte her alan aslında birbirinin içinde olduğu için çok kesin sınırlar yok. Ne yapabileceklerini kendileri öğrenciler karar verip dağılabiliyorlar. Bu alanın anahtar kelimeleri yaparak öğrenme tabii ki. İlgi çekici teknolojiler kullanabilirler. Onların ince yeteneklerinin gelişmesi ve tabii ki üretim alanı üretmekten başka şu an bir şeyden bahsedemiyoruz. Sunuma hazırlık olarak bu çalışmayı yapacaklar, planlayacaklar. Bunu etkileşim alanında da planlama süreci zaten devam ediyor. Dijital kamera, mikrofon, podcast vesaire. Sınıfımızda yani bunlar olmayabilir şu anki sınıfımızda. Biz zaten yani hangimizin sınıfında var diyebilirim şu an. Biz öğretmenler biraz kendi imkanlarımızla, kendi cihazlarımızı götürerek bu tip aktiviteleri yapıyoruz. Ben de öyle yapıyorum. Benim de sınıfım olmadığı için. Ama işte biraz da müfredatı hani tabii sıkışması zor ama belki yani bu kulüp saatleri, biraz ders dışı etkinlikler, belki ilkokulda bu serbest etkinlik gibi saatler oluyor. Evet, bu saatlerde birazcık daha bu çalışmalara yer verilebilir eğer isterseniz. Tamamen sizin elinizde. Öğrenciler yaratıcı sürecin bir parçasılar, parçası durumundalar burada. Peki ne yapayım? Hangi web araçlarını kullanayım? Sınırsız seçeneğiniz var. Bu alanda yani ne yapmak istiyorsanız o şekilde öğrencilerinize bir yön verebilirsiniz. Onlar kendileri de seçebilirler. Poster, infografik, video, klip, animasyon, karikatür, dergi, sunu, zihin haritaları, aklınıza ne gelirse her şeyi yapabileceğiniz alan burası. Evet, bu elinizde bir küçük şablon. Hızlı araçları şey almadım, teker teker tanıtımlarını almadım, zaman konusunda sıkıntı yaşamayalım diye. Hızlıca söyleyeyim. Vengage ve Visme bunlar infografik oluşturabileceğiniz. İnfografik ne diyen bir arkadaşım varsa şu an. İnfografik bir çeşit poster. Ama biraz daha hani o uzun olanlar var ya okumak için üstüne tıklıyorsunuz ve yeni bir ekranda açılıyor. Aşağı doğru iniyorsunuz. Ve daha çok bilgi ve görsel içerikli olabiliyor. Standart bir poster değil. Oluşturabileceğiniz çok basit, hazır şablonlar içeren bir site. Bu soruyu Ayşegül Hocam en son bir daha yazın. Şu an okuyarak zaman kaybetmeyeyim. Bu şablondan şu an devam edelim. Canva ve Crello bunlar daha klasik poster yapabileceğiniz siteler. Gloxster daha önce hiç denemediyseniz çok güzel interaktif poster yapabiliyorsunuz. İnteraktif poster ne demek? Resminizin ve yazılarınızın yanında aynı zamanda bir video da yer alabilir. Ve bunu dijitalde izleyen kişiler aynı zamanda sizin bilgilerinizi okurken videoyu da izleyebilirler. Öğrenciler dijital bu poster üzerinden de sunumlarını yapabilirler. Posterini, e-seal bunlar poster kategorisi gereği. Blackberries'i ekledim. Blackberries web üzerinden ağız böyle bir çizgi çizip ağız oluşturup konuşturmaya yarayan bir uygulama. Web tabanlı uygulama. Bununla ilgili çok soru geldiği için ya hangi uygulamayla konuşturalım. Eğer web üzerinden yapacaksanız, bilgisayardan yapacaksanız BlackBerry'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve diğer iOS ve Android üzerinden de farklı uygulamalar var. Klip video oluşturmak için Magisto, Quick, Vivo Video bir sürü application var uygulayabileceğiniz. Talks.io diye yazılan uygulama küçük çizgi karakterlerin üstünde konuşma bulutu çıkarak konuşturmanıza yarıyor. Biteable yine bir video dönüştürme, yani video oluşturma uygulaması. Wirebext interaktif video oluşturmanızı sağlar. VVideo, Artsteps video oluşturmanızı, 3 boyutlu galeri oluşturmanızı sağlarlar. Binomi bir çeşit intro gibi videoların başına ekleyebileceğiniz küçük size template'ler veriyor. Ve buradan söylemediğim sanırım kalmadı. Hikaye kitabı ve animasyon oluşturmak için birkaç araç hemen önereyim. Story Jumper ve Storyboard kullanımı yine çok kolay. Hazır bir şablon üzerine, yani boş bir ekran üzerine istediğiniz resimleri ve yazıları ekleyerek dergi oluşturmanızı sağlıyor. Madmax aracı online dergi oluşturmanızı sağlar. Ya daha önce oluşturduğunuz bir PowerPoint ya da PDF'ye oraya ekleyemezsiniz ama sıfır şablon üzerinden kendiniz düzenleyebilirsiniz. Ben de en çok Story Jumper kullanıyorum. Eğer bir
şey oluşturmak istiyorsam, dergi ya da hikaye kitabı oluşturmak istiyorsam, Pix'ten karikatür oluşturmak için çok kolay kullanımı olan bir araç. Powtoon, Toon ve Animaker'da küçük animasyonlar yapabileceğiniz eğlenceli uygulamalar. Sunu, ses kaydı, zihin haritası ve benzeri diğer son kategori olarak bunu düşünürsek. Bansy, Genially, bunlar bir de Tingling. Bu üçü benim en sevdiğim. Her zaman söylüyorum, bunları mutlaka her çalışmanıza entegre edebilirsiniz. Hem kullanımı çok kolay hem çok interaktif ve çok güzel şablonları var. Yani sıradan bir dergi oluşturmaktansa böyle bir araçla image de ekleyebiliriz buraya. İnteraktif şahane bir sunum elde edebiliyorsunuz çok kısa bir sürede. Haiku Deck uygulamasını da sonradan ekledim. Çünkü 2018'in en iyi eğitsel uygulamalarında dereceye girdiği için. Herhangi bir görseli önceden bir yere kaydetmenize gerek yok. Programın içine yazdığınız zaman size hazır resimleri dökmenizi sağlıyor. Dökmeyi sağlıyor ve hani daha hızlı bir şekilde sisteme atabiliyorsunuz. Ve baraçlarıyla ilgili şu an bir sürü, ya yani yeni başlayan arkadaşlarımızın şu an kafası karıştı biraz, farkındayım. Ama bir kere de zaten hepsini öğrenmeniz mümkün değil. Yani o yüzden hani moraliniz bozulmasın, umutsuzluğa düşmeyin. Ne kadar iyi olduğunuz, yani bu araçları ne kadar iyi bilebileceğiniz, onlarla ne kadar zaman geçirdiğinizle doğru orantılı. Yani hangi aracı kullanırsanız bir kere onu öğrenmiş olacaksınız. Böyle düşünün, sırayla. Birini kullandıktan sonra başka bir seferinde başka birini deneyin ve böylece zamanla yapa yapa hepsini zaten öğrenmiş olacaksınız. Bunları oturup ezberleyeyim hangileri video aracıydı diye bir şey yok. Faydalı da değil. Ya çünkü hangi aracın sizin ihtiyacınıza cevap verebileceğini sadece siz kullandıktan sonra karar verebilirsiniz. Sunularla ilgili benim en beğendiklerim Genially birinci sırada. Buraya image'i de ekleyebiliriz. PowerPoint'leri direkt olarak dönüştürebildiği için sizin için kullanımı çok kolay olacaktır. Evet, birkaç tane öğrendikten sonra zaten yani işlerinizi yapabiliyor olacaksınız. Biraz da hani keyif amaçlı diğerlerini öğrenmeye başlayacaksınız bir süre sonra. Çünkü sıkılıp hani değişik bir şey yapayım dediğinizde başka bir araç ortaya çıkacak. VoiceThread, ses ve video ekleyebildiğiniz bir platform, işbirlikçi bir platform. Herhangi bir görselin üstüne öğrenciler seslerini ve videolarını ekleyebiliyorlar. Biraz Thinklink gibi. Ama yani kendi seslerini ekleyebilmeleri çok güzel. Blend Space'te bütün içerikleri arka arkaya ekleyip daha çok ters düz edilmiş sınıf için bir ders hazırlıyorsanız orada kullanılması tercih edilen araçlardan birisi. Ama eğer bir sunum yapılacaksa, içinde bir sürü değişik içerik varsa, videolar, işte dosyalar, görseller, yine tercih edilebilecek araçlardan bir tanesi diyelim. Ve Talker aracını size söyleyeyim. Geçen gün bir öğretmenimiz de mesaj attı. Ben yazıyı okuyan bir araç istiyorum dedi. Evet, hani Voki yapıyorduk eskiden. Şu an kullanımı biraz sıkıntılı. Diğer bütün uygulamalarda da kendi sesimizi kaydediyoruz. Yani evet, ağız çiziyoruz, konuşuyorlar. Ama genelde sesle yazıyı okuyan pek bir araç yok. O yüzden Talker uygulaması maalesef sadece iOS'ta var. Hani bunu özür dileyerek söyleyeyim. Çok fazla seçeneğiniz var. Gerçek resimde kullanabilirsiniz, avatar resimlerde kullanabilirsiniz. Yani söylemesini istediğiniz yazıyı yazdıktan sonra bir sürü dil seçeneği, bir ekran görüntüsü koydum. Ve bir sürü kişiler de var. Ya 4, 5, 6 belki bilmiyorum, fazla farklı seslerde. Kişileri kaydedebilirsiniz. Kullanım sınırı var mı? Şu an hatırlamıyorum çünkü ben premium kullanıyorum. Yükledikten sonra bir şey çıkıyor, logo çıkıyor altta. Yani logo bir sıkıntısı yok. Hani ben hoşuma gitmediği için yükselttim. Bu yüzden benimki sınırsız. Evet, Voki'de çok az seçenek var. Ama bu çok güzel. Özellikle gerçekten böyle soru hazırlamak için, bir kendiniz içerik hazırlamak için kullanıyorsanız, yani öğrencilerinizle de kullanabilirsiniz. Talker dışında yazıyı okuyan bir alet, bir araç. Ben hani çok bilmiyorum. Talking Photos var, Speaking Photos. Yani çok araç var. Chatterpix var ama bunların hepsi dediğim gibi siz ses kaydı yapıyorsunuz. Ses kaydında çalışacağım hani en yeni benim keşfettiğim araçlardan bir tanesi FaceRig. Kenan Çete hocamız da paylaşmıştı. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Özellikle hani öğrencilerinizin yüzünün görünmesini istemiyorsanız çok güzel efektler, maskeler takıyor öğrencilerin yüzlerine ve kendi sesleriyle ve çeşitli mimiklerle kullanabilirsiniz. Bu tavsiye edebileceğimiz uygulamalardan bir tanesi olabilir sunum alanı için. Yazdım FaceRig. Bu Android'de de var. En azından
Yani iPad, iPhone kullanmayan kişiler için de faydalı olacaktır ama öğrenci sesi olması gerekiyor. Yazma şansım yok. Ve bir sunum hazırlamak için değişik seslere pek nereden ulaşalım? Yani kendi seslerini kullanmak istemiyorlarsa ya da bir sunum hazırlıyorsanız ve bu sunumun ya da slide show'un fotoğraf gösterisinin arkasında bir müzik çalsın istiyorsanız o zaman bu da koymuş olduğum posterdeki araçlardan faydalanabilirsiniz. Windows Movie Maker özellikle kullanıyorsanız ben çok kullanırdım. Bittikten sonra bir müzik ekle dediğinizde zaten otomatik olarak sizi Free Music Archive'a yolluyor. Oradan beğendiğiniz bir müziği alıp herhangi bir telif hakkı olmadan kullanabileceğiniz siteler bunlar. Ve daha başka siteler de var. Bu şekilde aratıp devam edebilirsiniz. Hemen alanlarımıza devam edelim. Etkileşim alanına bakalım. Etkileşim alanı geleneksel sınıf olduğunu söylemiştim. Bu etkileşim alanı diğer asıl sınıfımızdan kopuk. Ama geleneksel konsepti de tamamen geleceğin sınıfından uzaklaştırmamak istemişler. Öğrenci katılımını biraz da oturdukları alanda arttıralım diye düşünülmüş. Diğer alanların aksine burada öğretmen de aktif. Öğretmen de öğrencileri yönlendirebilir. Tabletler, akıllı telefonlarımız var. Bireysel mobil cihazları kullanıyorlar. Yanıt sistemi cihazları var. Ve sınıf yönetim sistemlerini de buraya ve en sonunda gelişim alanına da entegre etmemiz mümkün. Burada neler yapabilirim? Anketler yapabilirim. Quiz yapabilirim. Quiz'i illaki etkileşim alanında quiz yapacağım diye bir şey yok. Yani bunu sürekli tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. En sonunda da quiz yapabilirsiniz dersiniz bittikten sonra. Ama mesela ne kadar öğrendiler? Belki hani not verme amaçlı değil de etkileşim amaçlı bir quiz düşünürseniz yine burada kullanabilirsiniz. Dijital panolara yorum yazmaları yine etkileşim içinde olmalarını sağlar. Ve sınıf yönetim sistemlerinde de yine birbirlerine yorum yazmaları, işte Edmodo'da, Google Classroom'da bu alana koyabileceğimiz web araçları arasında. Olavra Ideas yine kullanabileceğiniz araçlardan birisi. Dotstorming'i ilk webinar başlarken paylaşmıştım. Oy vermeye dayalı. Yine fikirlerin bir arada toplanabileceği bir araç. Socrative, Tricider, Survey Anyplace. Tamamen yorumların bir arada toplanması ve size geri bildirim vermek için de kullanabileceğiniz araçlardan. Quiz araçlarımız bir sürü. Çok fazla aracımız var. Quizalize, Flip Quiz, Jeopardy Labs daha çok oyun tabanlı öğrenme için kullanılır. Trivanti tamamen Kahoot benzeri ama soruların işbirlikçi olarak hazırlandığı bir uygulamaydı. Denemediyseniz Trivanti'yi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. ProProfs'umuz var. ProProfs sonunda sertifika almanızı sağlıyor. Bu webinar sonunda da umarım çalışırsa ProProfs'la bir sertifika alabileceksiniz. Ve Class Tools'la da yine çok değişik onlarca çeşit uygulama hazırlıyor olabileceksiniz. Sunumu da paylaşacağım, evet. Dijital panolarımızı zaten biliyoruz. Padlet tabii ki birinci sırada. NetworkMe, Trello. Trello daha kapalı olduğunu daha önce söylemiştim. Sadece e-mail ile davet edilebilen bir araç. Pinup ve Lino var. Lino'da sticky notes dediğimiz şu renkli renkli kağıtların dijitale dönüşmüş hali. Yani yerine koyma versiyonundaki hali. Tamamen orada yapacağınızda dijitalde yaptığınız versiyonu Lino. Sınıf yönetim sistemleri de söylediğimiz gibi Google Classroom çok güzel. Class Dojo daha küçük seviyeler için uygun. Classcraft da biraz daha büyük yaş grubu için, belki lise öğrencileri için tavsiye edebilirim. Çok güzel bölüm bir karakterler yaratıp istenen davranışları pekiştirmeye dayalı bir uygulama. Bir yani oyun gibi bu Warcraft tarzı bir oyun. Çok güzel karakterler yaratabiliyorlar. Şimdi ilk 30 kişiyi alacağım bir küçük uygulama yapacağız. Bu clap aracını deneyebilmemiz için. Maalesef sadece ilk 30 kişi. 30'dan sonrası için çünkü yükseltmenizi istiyor. Bu uygulama, bu clap uygulaması Menti gibi bir çeşit sınıf içi etkileşim aracı. Yani yüzlerce kişi yapmak istediğinizde zaten elimizin altında bir Menti var. Ama bu clap diğerlerinden farklı olarak 15 farklı size soru hazırlama hakkı veriyor. Yani resim üzerinde işaretleme yapabiliyorsunuz, sayı tahmin etme, sıraya koyma, eşleştirme. Yani aklıma gelmeyen, içine girdiği
Kurcaladığınızda göreceksiniz. Aşağıda zaten bir görsel koymuşum. Ya kelime bulutundan puan dağıtmaya kadar, yani aşağıdaki 3 maddeye 100 puanı mesela paylaştırın. Yüzde kaç verirsiniz gibi. Hani daha önce benim hiç kullanmadığım tarzda soru tiplerini burada gördüğüm için bu klep aracını burada bir küçük tanıyalım istedim. Acaba girebilen var mı? Şu an. Acaba. Ben de bir yandan açıyorum. Hemen geri geleyim. Kullanamazsak da. Tamam. Hemen halledeceğim. Umarım açabiliriz. Girebilen. Şu an oylama yok diyor. Evet, çünkü başlatamadım. Bu yüzden oylama yok. Hemen başlatacağım diye umuyorum. Vaktimizi de böyle harcamak istemiyorum ama. Deniyorum. Olmazsa bir kere daha başlatamazsam şu an. Evet, şu an daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bu klavye başlatamadım maalesef. Denemeniz için onu sonraya bırakalım. Bir araç daha var, onu deneyelim. Belki onu başlatabilirsem ya da vaktimiz kalırsa ben bunu sonunda da deneyebilirim. Daha bir saniye, başlattım sanırım. Evet, başlattım diye tahmin ediyorum. Ekranımı da paylaşırsam, içeride misiniz arkadaşlar? Evet, şu an başladı. Hemen ben sizin için ekranımı paylaşacağım. İçeri giremeyenler için. Ekranımı paylaşıyorum. Ve böyle hemen soruları da yollamış olacağım. Biraz zor oldu paylaşmam, kusura bakmayın. Tamam, şu an ben sorularınızı, yazdıklarınızı görmüyorum ekranda olduğum için. Şu an 90 kişi bağlı görünüyor. Nasıl görünüyor? Ben de bilemiyorum şunu. Ve başlattım. Bugünün öğrencileri hakkında söyleyebiliriz diyor. Herhangi bir kelime. Şu an sıfır cevap. Eğer sizden bir cevap gelirse, bağlanmayı başarırsak. Şu buluta bastığınız zaman burada cevapları görebiliyor olacaksınız. Şu an hiç cevap gelmedi. Pardon. Ne yazdığınıza bakmam gerekiyor. Yazamıyorsunuz. Büyük ihtimal çok fazla katılımcı geldiği için yazamadık diye tahmin ediyorum. Çünkü 30 sınırı vardı. Evet, ben şu an kapatmış oldum. 30 sınırı sebebiyle böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu lütfen deneyin. Öyle söyleyeyim. Ya kullanamadık ama en azından böyle bir aracın var olmuş olduğunu, çok fazla seçenek olduğunu tahmin edin. Burada görmenizi istediğim en güzel şey bir resmi seçebiliyor olmanızdır. Resim üzerinde mesela hangisi etkileşim alanıdır diye sorduğumda farenizle işaretleyip yapabiliyordunuz, gösterebiliyordunuz. Çok güzel seçenekleri var. En azından hani duymuş olduğunuz ve girip daha sonra bakabilirsiniz. Bir de bu aracı deneyelim. Spiral. gospiral.ac adresine girdiğinizde ekrandaki gibi bir kod girmenizi istiyor. Bu koda girdikten sonra bu araçta şöyle ekranda bir soru çıkmıyor. Soruyu öğretmenin sesli olarak sorması gerekiyor. Öğrenciler sadece yazıyorlar. Yani eğer girebilirseniz, mesela en sevdiğiniz bir web aracının adını yazın. Tek bir tane bir deneme yapalım. Olmazsa zaten devam edelim. Daha çok işimiz var. Ben de bir yandan açayım. Vuklab'ı şu an için kapatıyorum.
edelim. Sunum alanındaki küçük cihazlarla. Bu cihazın adı, bu bir sürü renkli renkli sarı ve turuncu olan küçük aletin adı Hey. Yazıyorum direkt Hey. Bu cihaz görsel bir geri bildirim aracıymış. Nasıl görsel geri bildirim aracı? Ekranı şöyle tuttuğunuz zaman ekranda bir takım işaretler çıkıyor, emojiler. Mesela anladım, anlamadım, bu konuda şüpheliyim. Bunların, evet, fotoğraf makinesi gibi bunların ikonları var. Burada ikon çıkıyor. Öğretmen anlayıp anlamadığını ya da mesela doğru yanlış, evet hayırla ilgili tik ya da çarpı işaretleri. Bir de USB'si var. USB'yi bilgisayara taktığınız zaman öğrencinin o an neyle meşgul olduğunu ekranında gösteriyor. Yani eğer Chrome'daysa işte onun logosu onun ekranında beliriyor. Böylece öğretmen hangi öğrencinin mesela bir Word'de ya da Excel'de bunun logosunu da gösterdiği için sunumla uğraştığını ama hangisinin çıkıp internette surf yapmaya başladığını görebilmiş oluyor bu cihaz sayesinde. Çok eğlenceli, işe de yarayabilecek bir cihaz. Hey adı. Yanındaki de o fotoğraf makinesine benzeyen de zaten üstünde yazıyor smartphone projector, yani bir cep telefonu yansıtıcısı. Üç boyutlu gözlükler gibi cep telefonunu içine koyduğunuzda telefondaki görüntüyü bu sefer duvara yansıtan bir cihaz. Bununla ne yapabilir kişi sunum yaparken? Mesela hani ben İngilizce öğretmeniyim. Eğer öğrencim hani aile bireyleriyle ilgili bir tanıtım yapacaksa kendi cep telefonundan kendi ailesinin fotoğraflarını direkt olarak ekranın yani karşıdaki bir duvara yansıtarak sunumu yapabilir. Yani onun işini kolaylaştırmak için düşünülmüş. YouTube açmak için de tabii ki kullanabilir. Ya açar ve duvara yansıtır beraber izlerler. Ya her şey için yani işi kolaylaştırmak için. Nasıl temin edilir? İnanın bilmiyorum. Belki aratınca Amazon vesaire satılıyordur. Sunum alanındaki yani en sevdiğim iki araç bunlardı. Teknoloji entegrasyonu konusunda işimizi kolaylaştıracak araçlardan. Sunum alanında ne yapalım? Çıkıp tabii ki öğrencilerin bir şeyler sunmasını bekleyeceğiz bu alanda. Sunum yapmalarını, geniş kitlelere hitap etmelerini. Çünkü sadece sınıfta o an oturanlara değil, video kayıtla eğer internete yüklüyorlarsa çok fazla kişiye ulaşmış olacak onların sunumları. Ve bu Hey aracı gibi bir araçla ya da az önceki bu etkileşim araçlarını da yine buraya dahil edebiliriz. Geri dönüt almamızı sağlıyor. Sonuçları paylaşabiliyoruz. Ve tabii e-safety, az önce çok hafif değindiğimiz güvenlik kurallarına da nasıl dikkat etmeleri gerektiğini bu alanda yine öğrenmiş oluyorlar. İşte nasıl çekim yapmaları gerektiğini, yani bir arkadaşının sunumunu kaydediyorsa işte bunu kaydederken neye dikkat etmesi gerektiğini belki bu alan üzerinde biraz çalışmış olabiliriz. Bizim projelerin zaten her aşamasında dikkat etmemiz gereken bir konu. Bu alanda yardımcı araçlarımız neler? Tabii ki tahtalar, projeksiyonlar, bir şeyler yansıtmak için. Online yayın, bloğa yükleyecek çünkü yaptığı sunumu. Ne yapabilirim sunum yaparken? Üretim aracında kullandığı şeylerin devamı olarak yine interaktif posterlerden sunabilir. Gloxter, Tinglink, bunları söylemiştik. PictoChart, yine infografik için oluşturabileceğiniz bir site. İnteraktif videolar yapabilirler. İnteraktif video, eğer ilk defa duyan bir arkadaşım varsa onlar için şu an açıklıyorum. Videonun herhangi bir anında izlediğiniz şeyin durup bir soru çıkması gibi basit bir temele dayandığını söyleyebiliriz. Başında, sonunda, ortasında siz nerede isterseniz az önce duyduğu şeyle ilgili bir içeriğin orada belirmesi ve buna cevap vermeden sonraya gidememesi şeklinde düşünebiliriz. Bir sunum yapmak için kullanılabilecek çok iyi bir araç bence. Çünkü bir yerde kesilip sınıfa soru sorması, geri bildirim alması için de yine interaktif bir ortam sağlayacak. Ki bir de bunu bir etkileşim aracıyla zaten teknoloji kullanarak yapıyorlarsa tamamen entegrasyonu tamamlamış oluyoruz. Sunumlarını yine interaktif bir şekilde hazırlayabilirler. Prezi ile, Emails, Sway, Utah Story'de flash kart gibi ve bir dergi sitesi gibi aslında. Resim yazı ekleyip böyle sayfa sayfa ileri gitmenizi sağlıyor. Wakelet de blog tarzında içeriklerinizi alt alta kopyalayabileceğimiz eski çok eskiden beri kullanan tek aracını kullananlar bilirler. Bu aracın güncellenmiş ve isim değiştirmiş hali.
Bir de bu sunum alanı için ve genel olarak yani hazırladığımız bütün içerikler için hem projelerde hem derslerde yeşil ekran kullanmanızı da tavsiye edeceğim. Ben kendim Doing uygulamasını kullanıyorum iOS'ta. TouchCast'te yine yeşil ekran programı ama farklı efektler eklemenizi sağlıyor. Yani sadece yeşil perde önünde konuşmanızı değil, bir taraftan mesela Twitter akışı geçmesini, konuşurken bir yandan şu tarafımda bir video izlemenizi sağlayan, çok çeşitli interaktif içerikleri bir arada kullanabileceğiniz bir uygulama TouchCast. VSCOPE'da yine yeşil perde önünde konuşunca efektler verebilmenizi sağlayan bir uygulama. TouchCast ile ilgili de şunu da söyleyebilirim. Eğer mesela iPad'ler birbirlerinin üzerinden izliyorlarsa çıkan soruyu o anda otomatik olarak videodan cevaplayıp oy da verebiliyorlar bu içeriği. Çok gerçekten kullanımı eğlenceli bir araç. Bunları kullanan ülkeler var mı? Var, evet. Tam adını hatırlayacağım. Öğretmenlerimiz için Geleceğin Sınıfında Tasarlama Rehberi yayınlanmıştı bakanlığımızın sitesinde. Oradaki dergide uygulama örneklerini ve ülkelerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi adapte etme açısından şunu söyleyebilirim. Tamam hani sınıfta yapmıyoruz ama yani şunu çok inanarak söylüyorum ki özellikle proje tabanlı çalışan öğretmenlerimiz, ben mesela bunlardan bir tanesi olarak bunların çoğunu proje çalışmalarında uyguluyoruz. Evet çok zaman alıyor. Evet öğretmen çok ekstra kendine iş yükü çıkarmış oluyor. Bunların ders tasarlanması, araçların tespiti vesaire ama öğrenciler için inanılmaz faydalı ve ne kadar ufuklarının genişlediğini uyguladıktan sonra göreceksiniz. Ne kadar isteyerek bu işin içine girdiklerini garantisini verebilirim. Ve araştırma alanına geçelim. Oradaki en sevdiğim alanlardan bir tanesiydi. Araştırma alanı da hani böyle çok büyük bir alan olmadığını tekrar ediyorum. Sadece camın önünde yer alan bilgisayarlar, bir de ekranda gördüğünüz çekmecelerde aletler, teknolojik aletler, robotlar vesaire. Yine bu işte camın önünde dediğim alanda çektiğim fotoğraflar, benim kendi çektiğim fotoğraflar bunlar. Küçük Legolardan setler yapılmalarını tavsiye etmişti oradaki öğretmenimiz. Ne yapıyoruz bu araştırma alanında? Şimdi bu kitap bilgilerine geçmeden önce şimdi şunu da söyleyebilirim. Siz araştırma alanını dersinizin en başına alıp öğrencilerin konuyla ilgili bir araştırma yapmalarını da sağlayabilirsiniz. Ya depolama yaparlar, bir linkleri kopyalarlar, bir yerde birleştirirler. Bu amaçla da kullanılabilir dersin girişinde. Herhangi bir sunum öncesi araştırma da olarak da aklınızda kalabilir. Ama bu alanın işte disiplinler arası kullanılması, asıl üretim alanında yaptıkları şeyi evet genişletmek için çeşitli kitler kullanmaları bana daha uygun görünüyor. O yüzden bunu biraz daha sonra, bu alanı daha sonraya eklemek istedim. Robotik kodlama bilmek gerekiyor. Kitler çok başlangıç seviyesinde kullanmanız yeterli olacaktır. Zaten şimdi göreceksiniz sistem oyun setlerinden bahsediyor bu alanda. Aktif katılımcılar olmaları bu alan için önemli. Disiplinler arası projeler dediğimiz gibi. Disiplinler arası mesela şunu söyleyebilirim. Çok hani ne zaman? 2014 gibiydi sanırım. Bir tiyatro projesi yapmıştım ben. Çocukların Bremen mızıkacılarını oynamışlardı. Sonra Bremen mızıkacıları oyununu Scratch'la kodlayarak bir videoya dönüştürmüştük. Bu tamamen eğer yani bu sınıfta yapıyor olsaydık araştırma alanının içine girebilecek bir aktivite olurdu. Çünkü işte bir hikaye, tiyatro, masal, bir de kodlama tamamen bu sınıfta nasıl ders işlerim diyen öğretmenlerimiz için bu şekilde disiplinleri bir araya getirerek masallarla kodluyorum. Bu aralar yapılan bir proje sanırım. Tam da işte birkaç alanı birden, FCL'nin birkaç alanını kullanarak eğitimi, teknolojiyi eğitime entegre edeceğiniz bir çalışma olacaktır. Sadece dokümantasyonunu iyi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü biliyorum ki zaten yapıyorsunuz. Bu anlattığım şeyleri buradaki öğretmenlerimizin çoğu zaten yapıyor. Sadece hani yaptıklarının farkında değiller. Bundan eminim. O yüzden yapıyor olduğunuzu belirtiyor olmanız açısından bu alanlar işte bize yol gösterecek ve birer bunları kılavuz gibi kullanarak etkinliklerimizi biz de genişleteceğiz. Buket Hocam en son söz hakkı verelim size.
Videoları dönüştürebilir miyiz? Dönüştürebilirsiniz. Bremen Mızıkacılarını tekrar ediyorum kısaca. Masalı tiyatro olarak oynadıktan sonra biz o masalı Scratch programıyla videosunu çekmiştik. Yani işte karakterleri kodlarla oynatarak hikayeyi canlandırmıştık. Bu alan için örnek bir etkinlik olacaktır. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve aktif araştırmacı olmalarını da sağlar. Yardımcı araçlar olarak neler kullanabilirim? Robotlar kullanabilirim. Mikroskoplar, 3D modeller ki bu 3D modelleri de ben çok görüyorum öğretmenlerin çok yaptığını proje kapsamında. Çeşitli ünlü binaların özellikle puzzle'larını, üç boyutlu oyuncaklarını yapabiliyorsunuz. Online laboratuvarlar, oyun araçları, sistem eğitim setlerinin bir sınıfta olduğu sınıf zaten bence rüya gibi bir sınıftır. Tüm bunların, yani hepsini bir arada olmasa da parça parça, yani imkanlarımız dahilinde kullanarak biz de kendi etkinliğimizi böylece geliştirebiliriz. Bu araca ben Scratch koymayı her zaman tercih ederim kullandığım için. Co-Spaces de üç boyutlu bir sistem oluşturmanızı sağlar. Bir şehir oluşturabilirsiniz, bir labirent oluşturabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi dijitalde yapabilmenizi sağlayan bir araç. EarSketch uygulaması da sondaki harf çıkmamış. Müzikle kodlama olarak geçiyor. Burada detaylarını şu an anlatmayacağım. Ben de çok detaylı olarak EarSketch kullanmadım ama biraz kurcalamanızı tavsiye ediyorum. Belki müzik öğretmenleri için çok değişik bir başlangıç olacak müzikle kodlamayı birleştirerek. Diyelim ve işbirliği alanına ilerleyelim. Yarım saat kadar bir süremiz var sanırım. İşbirliği alanı da tabii ki beraber çalışmalarını, takım çalışmasını desteklemek için bize yol gösterecek. Akranlar arası işbirliği becerileri, beraber çalıştıkları için burada en önemli şey oyunun öğrenme ve online işbirliği. Hani şu proje ortaklarımızla online bağlantılar yapıp beraber oyun oynuyoruz ya, işbirliği alanına uygun davranıyoruz aslında. Bir de hani online bağlantı yaptığımız zaman hani o en baştaki summer modeli vardı ya, onun da yeniden tanımlama yani dördüncü basamağında da teknolojiyi entegre etmiş oluyoruz. Yani çok doğru bir iş yapmış oluyoruz. Bu sınıfta da böyle işler yapılmasını istiyor bizden. Grup içerisinde çalışan öğrenciler tabii ki sorumluluk almaya çalışacaklar. Grup olarak karar verecekler. Burada bu alanda neler yapayım yardımcı araçla neler kullanayım? Online görüşmeleri mutlaka yapayım. Zihin haritası yapabilirim. Çünkü farklı bir eğer belki de farklı bir ülkeyle çalışacaksam hangi sırayla iş yapmam gerektiği konusunda bana yardımcı olabilir. Beyin fırtınası yaparım o sınıfla. Bir de artırılmış gerçeklik yazılımları da yine bu işbirliği alanında çok eğlenceli olacaktır. Oyunun öğrenme araçlarına biraz bakalım hızlıca. Word Wall ve Learning Apps benim en favori. Özellikle derslere entegrasyon konusunda en sık kullandığım iki favori aracımdır. Bunları öncelikle öneriyorum. Jeopardy Labs daha çok bu neydi? Büyük risk sanırım. Bir oyunun dijitalde yapılabilir hali. Splodder, birazdan görselini göstereceğim. Sıfırdan bir oyun yaratmanızı sağlıyor. Büyük yaş grupları, liseler için faydalı olabilir. Belki bir ödev bile verilebilir bununla ilgili. Class Tools, Super Teacher Tools. Bu ikisi içinde çok farklı içerikleri barındıran çok güzel iki site. İçinden girip kurcalayın. Hani teker teker anlatmayacağım. Çok çok güzel oyunlar yaratabileceksiniz. Purpose Games de puzzle'lar. Yine değişik crossword dediğimiz çengel bulmaca tarzı şeyler yaratmanızı sağlıyor. Mesela e-tuning öğretmenleri için burada şu ipucunu vereyim. Purpose Games TeamSpace'te embed olmuyor. Ama ekran alıntısı alarak kullanabilirsiniz. FCL sınıfında çalışan öğretmenlerim de öğrencilerin kendi oyunlarını yaratmasını isterler ve onlar da işte bir grup diğer grubun çözmesi için bir oyun yaratmış olur. ProProfs aynı şekilde bir sürü size oyun seçeneği sunuyor. BrainPop, Minecraft'ı duymuşsunuzdur zaten. İşte piksel piksel küçük karakterlerde bir dünya yaratabiliyorsunuz. Microsoft'un sitesinde bununla ilgili eğitimler var faydalanabileceğiniz. Flipit'i de eğlenceli, içinde çok fazla aynı anda içerik bulabileceğiniz ve oyunlar bulabileceğiniz bir site. TinyTap de şimdi birazdan bakacağımız bir uygulama. Splodder şöyle,
Küçüklerin yapma şansı pek yok gibi. Çünkü bu Mario'yu hatırlayın. Bunlar ne? Arcade game İngilizcesi de Türkçesi de işte Türkçesinden çok emin değilim. Bu duvarları tıklayıp tıklayıp hani yıktığı şeyler var ya oyunun genel prensibini hepiniz biliyorsunuz. Bu tuğlalara kadar kendinizin inşa edebileceği size boş bir oyun alanı veriyor. Ve buradan sıfırdan içerik üretmenizi sağlıyor. Tetrisler de olabilir. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Biraz işte içinde zaman harcayarak üretebileceğiniz oyunlar sunan bir site. TinyTap'te branşlara göre ve öğrencinin yaş grubuna göre hem hazır oyunları oynayabileceğiniz hem de kendi içeriğinizi hazırlayabileceğiniz bir site. Ben bir tane sadece tek bir slide hazırladım. Sadece sisteme girmiş olmanız için. Şunu size hemen linki yollayayım. İsteyenler içine girip göz atabilirler. Android'i var. Uygulama olarak da iniyor. Web üzerinden de var. Ben iPad üzerinden hazırladım ama Android'de de indirip kullanabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Yoksa bile web üzerinde var zaten. Bilgisayardan hazırlarsanız. Kategorileri şurada ekran görüntüsünden görebiliyorsunuzdur. Önce bir stil, sonra da şablonun yani nasıl kaç tane görsel kullanmak istediğinizi seçeceksiniz. Ve sonrasında tamamen görselleri ekleyip bir oyun yaratmak kalıyor işi. Tek dikkat etmeniz gereken şey kendi sesinizle kaydetmeniz gerekiyor. Ses olmadığı zaman bende hata verdi. Sesle soruyu okuyacaksınız ve bu şekilde işaretleyebiliyorsunuz. Çok farklı tarzlarda oyunlar hazırlayabilirsiniz. Diğer öğretmenlerin oyunlarını da inceleyin lütfen bu siteden. Böylece size fikir verecektir. Diyelim ve online işbirliği için neler kullanabileceğimize bakalım. Beyaz tahta kullanabiliriz. Beyaz tahtalardan en benim sık kullandığım Flockdraw. Bir de Twidla kullanıyorum ama Twidla Web'in internetinde açılmıyor. Flockdraw'da deneyin. Açılmıyorsa kendi internetinize dönebilirsiniz. Tuzit, AVV denilen Aweboard ve Whiteboard uygulamaları ve daha çok çok fazla beyaz tahta uygulaması var. Siz hangisini istiyorsanız tabii ki kullanmakta özgürsünüz. Deneyin, farklı araçları deneyin ve hangisini seviyorsanız, hangisi işinizi görüyorsa onu tercih edin. Takım çalışması için Slack aracını duymuş olabilirsiniz. Slack biraz daha kapalı ve uygulama üzerinde çalışan bir uygulama. İndirmeniz gerekiyor. İçine girdikten sonra Twitter gibi hashtagler var. Bu taglerle konular oluşturabiliyorsunuz ve bu konulara yorumlar yazabiliyorsunuz. Yani kullanmak isterseniz elinizin altında bulunsun. Widget bir çeşit Padlet gibi bir duvar ama biraz daha böyle sevimli konu başlıkları var. İşte bunu düşünüyoruz. Bunu denedik. Burada bu konuda işbirliği yapabiliriz. Böyle kategorilere ayırmışlar otomatik olarak. Burada kategorisel olarak yazıyorsunuz. Primary Pad, evet Trello gibi benziyor yani. Çok hemen hemen aynı olmasa da işte dediğim değişik küçük kategorileri var başlıkları. Primary Pad, Meeting Words, işte eski Titan Pad aslında. Google Dokümanda yapabileceğimiz şeyin farklı web araçları örnekleri. Yammer'da yine işbirlikçi platformlardan bir tanesi. Diagram veya da zihin haritası gibi şeyler oluşturmak istediğinizde Gliffy, Poplet. Poplet en sık kullanılanı ve en bilineni. Poplet deneyebilirsiniz. Real Time Board da güzel. Çünkü aynı anda yanda chat imkanı da var. Ben Real Time Board'u tercih ediyorum sıklıkla. Ve Kanvanizer bir ekstra araç olarak dursun. Depolama dediğim şey de linkleri alıp bir yerde toplamak aslında. Biriktirmek istiyorsanız Simbalo en güzel, en kolay araçlardan bir tanesi. Farklı farklı simbalolar oluşturup bunu bilgisayarınızın hatta giriş ekranı da yapabilirsiniz. Bununla açıldığı zaman mesela benim kendi bilgisayarımda bir tanesi web araçları, bir tanesi daha sonra okunacak olan linkler, bir tanesi başka konularla alakalı. İlgi alanlarınıza göre bunları düzenleyebiliyorsunuz ve hepsi elinizin altında oluyor. Buradaki listedekilerin hepsi aynı amaç için kullanılabilecek araçlar. Scoop.it, Pearl Trees'i çok seviyorum. Pearl Trees'de başkalarının mesela paylaştığı dosyaları okuyup beğendiklerinizi kendi klasörünüze atabileceğiniz bir uygulama. Livebinders ve Listly'de daha sonra deneyebilirsiniz vaktiniz oldukça. Diyelim ve en son geliştirme alanına bakalım.
Geliştirme alanı da çok küçük. Resimde gördüğünüz gibi bir tane ortada elma şeklinde masa var. Biraz küçük 3-4 tane sandalye. Bir de işte anaokulu ve okul öncesi için daha çok tavsiye edilen Bebop'ların, küçük robotların, Legoların olduğu bir alan. Bilgisayarsız kodlama için bu alanı ayırmışlar. Burada daha yakından fotoğraflarını görmeniz için paylaştım. Tamamen öğrencilerin kendi hızlarında, tek başlarına vakit geçirebilecekleri, hayat boyu öğrenmenin teşvik edildiği bir alan bu, geliştirme alanı. Biz geliştirme alanını biraz da hani en son şu etkinlik sonu geri bildirim alıyoruz ya öğrencilerden. Kendilerini yansıtmalarını istiyoruz hani. Bu yansıtma olarak kullandığımız bir alan aslında. Biraz hani artık kendi başlarına öğrenmelerini, bundan hangi sonucu çıkardıklarını öğrendiğimiz bir alandan bahsediyoruz. Informal öğrenme bu alanın anahtar kelimesi. İlk yaptıkları ürünü geliştirip final ürünü elde etmelerine de tabii buraya ekleyebiliriz. Çünkü geri bildirim alacağım onlardan. Kişiselleştirilmiş öğrenme yine en önemli anahtar kelimelerden bir tanesi. Kendi ilgi alanlarında zaman geçiriyorlar. Tekrar ediyorum, bağımsızlar. Kendi hızlarında canları ne yapmak istiyorsa, hangi kaynağı araştırmak istiyorlarsa. Mesela hani şey deriz ya, ekstra okuma kaynakları verdiğimiz alan, bu geliştirme alanı için de düşünülebilir. Hayat boyu öğrenmeye de teşvik etmiştir. Kendini ifade etme destekleniyor. Kişisel öğrenme cihazlarını zaten her zaman kullanabiliyorlar. Oyunla öğrenme devam ediyor. Ters düz edilmiş sınıf bu alan için kullanılabilir. Çünkü onlara ben eğer ekstra kaynak öneriyorsam, mesela Google Classroom'dan çeşitli linkler paylaşıp daha sonra inceleyin diyebilirim. Ve tanımayanları bu alan içinde. Ne yapalım? Öğrenme sistemleri kullanalım. Moodle kullanabilirim. Online kurs önerebilirim. Google Classroom demiştim. Schoology. Bak, Spiral aracını burada da koydum. Çünkü geri bildirim için kullanabilirim ben bu aracı. Öğrenciler e-kitaplarını ve web sitelerini oluşturduklarında burada düzenlemeye ve bunu geliştirme yoluna da gidebilirlerdi. Bu yüzden Issue, Rbooks, Mad Max ve Kalameo araçlarını sadece öneri olarak koydum. Siz farklı araçlar kullanabilirsiniz. Zaten çok çok fazla alternatifimiz var. Değerlendirme için eğer hani siz bir rubrik kullanmayı tercih edecekseniz de yine bu alanda size yardımcı olabilecek iki tane sitemiz var. Öğrencilerimiz için değil. Kendiniz kendi formlarınızı yaratabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Ve web siteleri de Bibliobix en çok kullandığımız. Bir de iki tane daha alternatif Edublocks ve Kidblog. Bu alanda öğrencilerin ya da sizlerin yardımına yetişecektir. Kullanabilirsiniz. Şimdi bir proje aktivitesi örneğine bakalım beraber. Bir tabii ki e-Twinning projesinin bir modülü sadece. Bütün bir proje değil. Sadece bir etkinlik ve hani herkesin yapabileceği bir hikaye yazma etkinliği aslında. Yani bu sınıfta nasıl ders işleyeceğimiz ya da hani sınıfımız olmasa bile aslında hani bu alanlara göre nasıl ders işleyebiliriz konusunda çok ufak bir fikir vermesi için buraya eklemek istedim. Şimdi bu sınıf gereğince iki tane küçük robotumuz var. Ama robot olmasaydı da belki başka bir şekilde yani hayali karakterlerle bu hikayeyi yazdırabilirdiniz. Sonra hani robotsuz belki bir kodlamaya yönlendirebilirdiniz ya da başka bir etkinlik bunun yerine ekleyebilirdiniz. İki tane gruplarımıza iki tane hikaye yazmalarını istiyoruz. Bu hikayeleri yazdıktan sonra da bu senaryoda robotumuz olduğu için robotla canlandırmalarını isteyeceğiz. Hareket ettirmek için sürükle bırak yapacaklar. Çok basit mantıkla. Hedeflerimiz ne? Bu dersi yapmaktaki hedefim tabii ki hikaye yazdırdığım için öncelikle bir yazı parçası oluşturmalarını, bunu sunmalarını, sunma alanını da kullanmalarını istiyorum. Ve programlamanın yaratıcı yazma için bir yol olabileceğini deneyimlemelerini, uğraşmalarını istiyorum aslında. Şimdi üretim alanıyla başlayacağım. Hangi alanla başlamak istediğiniz tamamen size kalmış. Ya dediğim gibi canınız nasıl istiyorsa siz o şekilde bir plan tasarlarsınız ve öğrencilerinizi o şekilde yönlendirirsiniz. Ben üretimle başlıyorum ve öğrencilere anahtar sözcükler veriyorum. Bir hikaye yaratmalarını istiyorum. Hikayeleri önce yani bu dijitalde de direkt boyayabilirler aslında ama benim öğrencilerim burada kağıda kaleme yani normal hikaye olarak pardon
kuru boyayla yapıyorlar. Öncelikle geleneksel kağıt üzerinde hikayelerini yazdıktan sonra görsel olarak bunu canlandırıyorlar. Bu hikayedeki akıllarındaki resimleri çiziyorlar. Sonra resimler çizildi ve hikayeler yazıldı. Etkileşim alanında nasıl sunum yapacakları konusunda beyin fırtınası yapmalarını istiyorum. Burada çeşitli araçlar kullanabilirsiniz. Mesela hangi aracı kullanalım diye oylayabilirler. Bu araçla bunu yapacağız diye bir şey yani zaten yok. Bu hani şu anki sıralama sadece biraz fikir uyandırması için yazılmış. Sonra bu etkileşim alanında ya da üretim alanında da bunu tamamlamış olabilirlerdi. Storyjumper'la bir e-kitaba dönüştürüyoruz ve bu e-kitapta onların az önce kağıda çizmiş oldukları resimleri kullanarak yazıyoruz. Öğrenciler hikayeyi tabii ki Türkçe yazmışlardı. İngilizce çevirilerini ben yaptım. Ve bu uluslararası bir proje olduğu için İngilizce olması gerektiği için bu çeviri işi öğretmene kalmış oluyor. Ama eğer proje çalışması olarak değil de sadece bir ders içi etkinlik olarak yapıyorsanız zaten öğrenciler kendi yazdıkları hikayeleri buraya aktaracaklar. Ve zaten daha da işiniz kolaylaşmış olacak. Şimdiye kadar sadece bir şey ürettiler. Aralarında tartıştılar. Ve sonra sunum alanına geçtiler. Ekranın önündeyken ekranda dijital dönerken sunuyorlar. Yani bu da alanda öğrenci space gibi bir yere hani belki koymuş olmanız lazım. Buraya kadar 3 alanımı kullanmış oldum. Şimdi araştırma alanına geleyim. Araştırma alanında robotum olduğu için ben hikayeyi programlamalarını istiyorum. Sorular robotun konuşması için gerekli çalışmayı yapıyorlar ve robotu yürütüyorlar. Burada yine kaydediyoruz. Bu robot olmayanlar ne yapabilirlerdi? İşte dediğim gibi belki Scratch'ta bir çalışma yapabilirlerdi ya da başka bir sistem setiyle bu hikayeyi belki canlandırabilecek bir oyun hamur setleriyle bir şeyler yapabilirlerdi. Sizin hayal gücünüze kalmış. Bir şekilde bunu canlandıracak bir şeyler yapabilirdiniz. Yani bu alanda, araştırma alanında farklı bir şeyler deneyimlemek. Sonra onların hem takım olarak hem de maylar yapmasını sağlamış oldunuz ama buraya ekstradan biz bir de oyun yerleştirdik Purpose Games ile beraber. Hikayeleri bu çevrim içi oyunlarla oynuyorlar. Burada mesela karakter ne yapmıştır? Üç hani özne, nesne ve yüklem ayrılmış durumda. Bunları birleştirerek bir oyun oynamalarını sağladık. Geliştirme alanında da hani bu hikaye yazma etkinliğini daha fazla nasıl geliştirebilirsiniz konusunda sadece geri bildirim alma şeklinde kullandım geliştirme alanını. Böylece 6 alana birden yayılmış bir etkinlik gerçekleştirmiş oldum. Burada işte bu alanda onlara belki ekstra okuyabilecekleri bir kitap önerebilirdim vesaire şeklinde uygulamış olduk. 6 alanımızı birden. Farklı bir iki örneği de daha sonra yayınlanacak bu summer kursunun içinde bulabileceksiniz farklı konularla ilgili. Yani şu sonuca hani varmanızı istiyorum. Mesela ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ben bu sınıfta nasıl ders işleyeceğim diyorsanız aslında her zaman yaptığınız şeyi yapacaksınız ama sadece farklı disiplinlerden bir şeyler bu dersin içine katmaya çalışacaksınız. Ve doğru araçları kullandığınız zaman ve iyi bir planlama yaptığınız zaman zaten çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Diyelim ve bu seferki umarım çalışır. Diğerleri çalışmamıştı. İki soruyla sanırım bir sertifika almanız mümkün olacak diye umuyorum. Hemen size linki paylaşıyorum. Ve böylece sonuna gelmiş olduk. Bir örnek daha koymadığım vakit
sıkıntımız olur diye. Ve soruyu cevapladıktan sonra aşağıda adınızı soyadınızı ekleyin diye çok küçük yazıyor. Oraya dikkat edin lütfen. Adınızı ekleyip sertifikanızı alabiliyor olmanız lazım. Yani ben kendimkini almıştım. Umarım sizler de alabilirsiniz. Diyerek webinarımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Şu an 189 kişiyiz. Bir ara 200'e yaklaşmıştık. Ve gitmeden hani en son ayrılırken size bir link vermek istedim. İngilizce aslında ama branşlara göre ayrılmış en iyi web sitelerinin önerildiği bir site. Ben de bunu yeni buldum ve webinar sonunda paylaşmak istedim. Geliştirme alanından bahsetmişken biz de kendimizi geliştirelim. En azından kendi branşınızı tespit eder. İngilizce bilmiyorsanız bile hangi web sitelerini kullanıyorlar bir göz gezdirmek istersiniz diye düşündüm. Şu an bu tıklanmıyor. Bunun linkini de hemen chat bölümünden size paylaşayım. Şöyle. Bu da en son. Sertifika aldınız mı emin değilim. 7 kişinin almaya çalıştığına dair şu an bir e-mail aldım. Diyelim ve alırsanız, almayı başarırsanız, yani çalışırsa ProPros bazen bu sertifika konusunda sıkıntı çıkartıyor. Çünkü yükseltme talep edebiliyor son zamanlarda. Ben tekrar son bir kere paylaşayım. Almayı başaran arkadaşlar zaten paylaştıklarında internette kendilerini görürüz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar burada olan herkes için umarım faydalı olmuştur. Sorusu olan varsa belki bir 5 dakika daha sorulara zaman ayırabiliriz. Ama hani şunu önceden söyleyeyim. İşte bu sınıfı kurmak için nasıl kaynak buluruz? Ne kadar tutar maliyeti falan hani bunların cevapları bence değil üzgünüm. Yani bunların dışında genel olarak web araçlarıyla ilgili ya da hani ders tasarımları ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa bu konularla ilgili yardımcı olabilirim. Yoksa yavaş yavaş ayrılabiliriz. Teşekkür ederim. Tasarım beceri atölyeleri yazıyordu. Soruyu ben görmeden geçti. Ama kurulmaya başladığıyla ilgili benim bilgim var. Link süreli değil. Kaydı tekrar izleme şansınız umarım olacak. Yani kontrol edeceğim. Eğer düzgün bir şekilde kaydettiyse izleyebileceksiniz. Paylaştığım sertifika resmi bir sertifika değil. Hani tamamen hani eğlence amaçlı alıp hani belki sosyal medyada paylaşmanız için kullanabilirsiniz. Linki ben yine kontrol edeyim. Tamam, ben onu kontrol edeceğim. Sonrasında da zaten tekrar denerseniz ben hani size yazabilirim. Bu sınıflar ülkemizde var mı? Sümeyye hocam daha doğru cevap verebilecek sanırım ama yakın olan versiyonları var. Çok yakın olanları. Birkaç öğretmenimizden ben dinledim. Birkaçı da kuruluyor. Şu an kurulma aşamasında. Adınızı nereye yazıyordunuz? Şöyle gösterebilirim. Çizebilirsem. Şurada eğer hani belki link aktif değildir şu an. O yüzden çalışmıyor olabilir. Ben bunu kontrol edeceğim. Sertifikanın tam altında şurada küçük adınızı soyadınızı düzenleyin diye bir alan var. Oradan yapılıyordu. İyi öğretmenim alabilmiş. Sevindim öyleyse. Evet, Türkçe karakter kabul etmiyor. Aktifse zaten tamam, sıkıntı yok. Almanıza sevindim. İsminizi ekleyebilirsiniz. Evet, sınıflarımız kurulduktan sonra hani zaten yapıyor olduğumuz aktiviteleri hani somut bir yerde yapmaya başlamış olacağız. Ve yani bu hepimiz için iyi olacak. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ya daha doğrusu biraz geri sararak anlatayım. Ben hani yani aslında olmasa da olur gibi düşünen bir insandım. Ta ki gidip bu sınıfı görene kadar.
Benim videolarımı, yani internetteki, YouTube'daki öğrencilerimle çalışma videolarıma bakarsanız, şu an Sümeyye Hocam gülüyordur dinliyorsa, hepsi yerdeler. Yani bizim çalışma yapabilmek için sadece yere oturmamız gerekiyor ve bunu yerde yapabiliyoruz. Neresi boşsa o an hadi oturun deyip hemen bir şeyler yapıyoruz ama bu sınıfı gördükten sonra, hani bunu samimiyetle söylüyorum, benim öğrencilerim de burada olmayı hak ediyor diye düşündüm. Ve bu sınıfı kurmanın tek motive kaynağı da herhalde bu olsa gerek. Çünkü hani zaten proje çalışmalarıyla bunları yapan öğretmenlerin ne kadar aşina olduğunu şu an bir kere daha görmüş oldunuz. Zaten yapıyor olduğunuzu bence şu an fark etmiş olmamız gerekiyor. İşte bir de bu aktiviteler, yani bu pedagoji, bu teknoloji uygun bir öğrenme alanıyla bütünleştiğinde çok başarılı olacağına eminim öğrencilerimiz adına. İngilizce linki de hemen tekrar edelim. Sunuyu da paylaşacağım zaten ama yine de size kopyalayayım. 2018'in web siteleri. Evet, telefonundan tıklayamıyorsunuz. Ekran alıntısı alıp daha sonra deneyebilirsiniz. Sertifika için de ProProf'tan bir link paylaşmıştım. Sanırım sorularımız bitti. Evet, yani biz bürokratik işlerden biraz daha uzak. Hani kendimiz çabalayan öğretmenleriz aslında. Türkçe karakter yazmayın Ayşegül Hocam. Umarım tekrar izleyebiliyor olacaksınız diye düşünüyorum. Evet, çok sevindim. Eğer faydalı olduğunu düşündüyseniz. Tamam. Yavaş yavaş herkes de almaya başlamış. Tamam. Daha mail de atabilirsiniz. Buradan çünkü yetişebiliyorum. Gidip görebilme şansımız var. Tabii ki var. Bunu Brüksel'de sanırım değil ya, olduğunu biliyorum da hani ücret konusunda bir bilgim yok. Kurs da düzenliyorlar. Belli bir grup olarak talep edildiğinde sanırım yapılabiliyor. Bu resmi bir sertifika değil. Sadece hani aracı tanımanız için ve eğlenmeniz içindi. Yok yok. Hayır, bu sertifikanın resmi bir önemi yok. Ama öğrencilerimiz bu sertifikayı aldıklarında çok mutlu oluyorlar. Buna inanın. Hatta sertifikamı aldım, çıktısını istiyorum diye peşimden koşan çok öğrencim oldu. Dijitalde de almak yetmiyor. Çıktı almak istiyorlar. ProProf. Faydalı bir araç. Deneyebilirsiniz etkinliklerinizin sonrasında. Küçük yaş grubu öğrenciler dediğim gibi sertifikayı çok seviyorlar. Sertifika. Çıktı istiyorlar kendileri. Tekrar bu webinarın tekrarı kayıt olarak yayınlanabilir. Kontrol edeceğim. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Yani bir kontrol edeyim en kısa zamanda, 1-2 gün içerisinde belki. Evet. Tamam. Öyleyse arkadaşlar ayrılabiliriz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş iyi akşamlar diliyorum hepinize. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Sunuyu paylaşacağım. FCL Türkiye Facebook sayfasından paylaşabilirim. Kendi hesabımdan da paylaşabilirim. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kalın.